Şimdi benim adım Eren, Eren Bali. Udemy adlı şirketin kurucu ortağıyım. Şimdi birazdan size neden bahsedeceğim? İşte biz kimiz, Udemy nasıl kuruldu, ne yaptık? İşte Türkiye'den Amerika'ya taşındık falan öyle bir öyküsü var, onu anlatacağım. Onun dışında bir de burada şirket kurmuştuk, orada bir işler yaptık. Arada ne farklar var? İşte Türkiye ile Silikon Vadisi'nde işleri nasıl farklı yapıyorlar? Türkiye'nin avantajı, dezavantajı nasıl olur? Ve asıl önemli cevap vermek istediğim benim soru. Daha doğrusu ben düşüncelerimi aktarıyor olacağım. Benim için iki büyük sorum var. Acaba birincisi Türkiye'de de ciddi iyi işler yapmak mümkün mü? İkincisi daha önemli soru. Acaba Türkiye'den uluslararası bir marka çıkarmamız mümkün mü? Ya da bunu yapmak istersek nasıl yapılır? Bunun üzerine ciddi bir şekilde kafa yorduk. Ben de işte düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. Şimdi önce isterseniz şeyden bahsedeyim. Kısa bizim öykümüzü anlatayım. İşte ben lisede matematikçiydim o zaman. İşte matematik olimpiyatlarında işte uluslararası olarak Türkiye'yi temsil etme gibi şeylerde bulundum. Ve tamamen aslında bir matematik işte profesörü, akademisyen olma hayaliyle başladım üniversiteye. Ama yaklaşık ikinci sınıfta böyle bir baktım, işte bir tarttım ama bir şekilde iş hayatım bana daha uygun olduğuna karar verdim. Ve o zamandan beri çalışmaya başladım. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyordum. Ve dördüncü sınıftayken ilk şirketimizi Türkiye'de kurduk. O zaman yaptığımız şey şuydu aslında direkt. İşte emlak pazarının çok büyüyeceğini varsayıyorduk. İşte ben de o zaman 3 boyutlu grafik motorları üzerine çalışıyordum. İşte Türkiye'de yapılan yeni binaların, emlakların görselleştirmesi, birebir bir oyun gibi içinden gezip görülebilecek bir ortam sağlanması için ilk projemize başladık. Daha okul bitmeden başladık buna. İşte ve birkaç iş yaptık. Fena olmayan şeyler oldu ama bir yandan da Türkiye'de kurumsal hizmet vermenin ne kadar zor olduğunu gördük. Böyle bir yandan işler çok iyi gidecek derken çakıldık. Sonra tekrar bir internet sektörüne ilgilenmeye başladık. Ve bu esnada bir projemiz vardı. İşte Türkiye'de ODTÜ Teknokent'le beraber Türkiye'deki girişimcilerin ihtiyacı olan bilgi, know-how kaynağını ama yurt dışından nasıl sağlarız diye düşünürken işte bir platform olsun, eğitim platformu gibi Avrupa'dan, Amerika'dan uzmanlar bağlansınlar, Türkiye'deki girişimcilere doğrudan internet üzerinden ders verebilsin diye düşündük. Biz bu platformu başta Teknokent için yaptık. Teknokent için küçük bir projeydi ODTÜ'de. Projeyi yaptık, bitirdik. Oldukça da başarılı oldu. Ama orada aslında daha büyük bir sorun ortaya çıktı. Yani bu teknoloji oldukça ciddi anlamda katkıda bulundu orada katılanlara. Ama peki biz bu teknolojiyi alıp tüm dünyanın erişimini açarsak, dünyanın herhangi bir yerinde insanın eğitmek istediği, bilgilerini paylaşmak istediği gruba doğrudan hiçbir teknoloji yatırımı yapmadan bir şeyler öğretebilmesini sağlarsak çok daha büyük bir katkı sağlayacaktı bu yaptığımız iş. Dolayısıyla daha önce noband.com diye Türkiye'de yayına soktuk işte. Bir sene işte tüm yaptığımız işleri durdurduk. İşte elimizde ne varsa fazla bir şey de yoktu. Onların hepsini tüm ekibimizle birer noband.com'a ayırdık. Türkiye'de bir sene kadar bunu geliştirdik. İşte canlı sınıf uygulamasını bayağı iyi bir yerlere getirdik. Ama artık bu işte paramızın bitmeye yakın. Hatta çok küçük bir yatırım aldık. Ama yatırım sayılmaz daha böyle kişisel bir şeydi. Hani Amerika'da Family and Friends Round dedikleri bir şey var. Arkadaşlardan, aileden para toplayıp ilk işte bir 20-30-40 bin dolarlık bütçeyi oluşturmaya deniyor. İşte Family and Friends Round'dan sonra o parayı aldık. Teknokent'ten aldık biraz para. Biraz kendi cebimizde vardı. Onların hepsini Noband'e ayırdık. Ama bir sene sonunda işte paramız bitti ve aslında yani istediğimiz hedeflere varamayacağımızı fark ettik. Ve o zaman ya işte desteklerden faydalanacaktık ama biz biraz daha işte ya hero ya mero diye bir laf vardır ya o şekilde gitmek istedik. Çünkü daha aslında yaklaşmamıştık bile gitmek istediğimiz yere. İşte burada şirketi kapattık. Amerika'da çalışmaya başladık. İşte ben Speedet diye bir şirketteydim. Speedet yeni kurulmuş, yeni daha doğrusu para raise etmiş ama hiç çalışan olmayan bir şirketti. İşte ilk olarak ben Lerbil'de iki arkadaşım gittik oraya. Orada mühendislik ekibini kurduk. Belki birçoğunuz duymuştur işte Türkiye'den 10-15 kişi götürdük oraya. Yani mühendislerin ekibi tamamı oradaydı. Ben de işte mühendislik ekibinin başındaydım bir süre. Speedet de çok hızlı bir şekilde büyüdü şirket. Ama aslında şu ilginçti benim için ilk dikkatimi çeken şey. Bizim Noband'de iş yapma tarzımız, planımızla Speedet'te yapma tarzımız arasında radikal bir fark vardı. Noband'de bir sene boyu stealth modda kaldık. Yani hiçbir şey yayına sokmadan bir sene boyu çalıştık, uğraştık. Ama Speedet'te de işte Simon da CEO'su onunla anlaştıktan 3-4 gün sonra ilk siteyi launch etti, yayına soktuk. Yani birinde bir sene bekledik çok daha az bütçeyle yayına girmeden. Birinde 3-4 gün içinde böyle direkt yayına girerek şey yaptık, öğrendik. İşte birinde yani Noband'de yaptığımız bir sürü şu anda daha sonra hata oldum
olarak olduğunu öğrendiğim şeyi orada yapmadık. Bu sefer çok farklı bir şekilde ilerledik. Çok hızlı bir şekilde önce kullanıcı çekmeye çalıştık ve SpeedJet işte 3 sene içinde 10 milyon kullanıcıya, işte hatır satıyı sayılır bir gelire, geliri henüz daha public açıklamadılar. Ama işte 60 kişilik Silicon Valley'sinde bir ekibe ulaştı. Bu esnada da ama bu olurken bir yandan da Noband ya da şimdiki adıyla Udemy sürekli aklımızda kaldı yani. Biz ondan ne kadar böyle Türkiye'de biraz bu iş kötü de gitmiş olsa onu kenara çöpe atmadık. Sonra geçen 2010'un Ocak ayında şirketi Amerika'da tekrar kurduk. Amerikan şirketi olarak kurduk. Bir de Amerikalı ortak aldık. Ve bir de yani Mayıs'a kadar tekrar siteyi yayına sokmaya çalıştık. Mayıs'ta tekrar Udemy Amerika'da yayına girdi. İşte Ağustos ayında 1-2 bin tane internet üzerinden ders veren hocamız vardı. 1-2-3 bin, 2 bin civarında ders verdi. Ve işte yatırım aldık, melek yatırım aldık. Ve yatırım aldığımız kişiler de işte Twitter, Zynga, YouTube, LinkedIn, Yelp, Eventbrite bu şirketlerin yatırımcıları. Yani çok seçme bir gruptan, 11 kişilik bir gruptan yatırım aldık. Hatta şunu söyleyebilirim, 5-6 kişiyi reddetmek zorunda kaldık. Çünkü 1 milyon dolar limit koymuştuk ilk melek yatırıma. İşte 3 haftanın sonunda 1 milyonlarını geçtik. Dolayısıyla son 4, yani en geç cevap veren 4-5 yatırımcıya hayır demek zorunda kaldık. Şimdi bu nasıl oldu? Bu şeyi anlatacağım. Şimdi bundan önce tekrar geri sarıyorum biraz. Ocak ayında biz oraya gidip şirketi kurup prezentasyonlarımızı hazırlayıp ilk başta yatırım almaya çalışmıştık. Ve Silikon Vadisi'nde böyle iş, yani paranın çok olduğunu, bol olduğunu, herkesin yatırım aldığını görüyorduk. Ama bunun doğru olmadığını öğrendik. Çünkü haberlerde okuduğunuz yatırım hikayelerinin arkasında bir sürü başka görmediğiniz şey var. Bakıyorduk bir şirket elinde çok bir şey yok ama 5 milyon dolar yatırım almış. Şimdi diyorduk tamam o zaman biz de işte birkaç milyon dolar alabiliriz rahatlıkla. Ama işin içine giriyorsunuz. Şu anda sonradan hikayelerini öğreniyoruz. İşte o şirketin kurucusu daha önce işte bilmem ne yatırım şirketinin şeyiyle bir iş yapmış. Dolayısıyla o onun eski şirketine yatırım yaptığı için aralarında bir şey bağı var. O tür şeylerden yani yanıldığımız yani basından izleyerek tamamen yanıldığımızı fark ettik. Ve Ocak ayında yaklaşık 60 tane VC'den hayır cevabı aldık. Şimdi yani bunu bir canlandırmanızı düşünüyorum kafanızda. Beni o zamanki yere şeye sokun. Yani Türkiye'de işi başlattık. Para bitti, kapattık. İşte moraller bozuldu. Amerika'ya gittik. Durdurduk siteyi. Sonra tekrar yatırımcı bir hevesle yatırım işine başladık. İşte projeyi geri aldık. Ve 3 tane toplantı yaptınız. Ve 3 tane yatırımcıdan hayır cevabını aldığınızı düşünün. O zamanki motivasyon seviyesini bir kafanızda canlandırın. Şimdi biz o 3 üzerine 20 tane daha hayır aldık. 60'a kadar gittik. Yani konuşmadığımız VC kalmadı Silicon Valley'sinde. İşler olmadı yani. Bu sefer tekrar bir adım daha geri atmak zorunda kaldık. İşte orada normalde çoğu insanın pes ettiği andı. Hatta muhtemelen mantıklı olan çoğu insan orada pes etmesi lazımdı. Ama biz biraz şans, biraz da işte daha önce çok para batırmıştık. Onun böyle bir şeyiyle, nasıl desem, acemiliğiyle böyle bir hırsla devam ettik. Birazcık da yani çözmeye çalıştığımız problem şuydu yani. Biz, yani benim hayalim dünyadaki eğitim sisteminin 5-10 sene içinde bir numaralı faktörlerinden bir tanesinin Udemy olması. Çok büyük bir hayal. Biraz da onun saplantısı vardı üzerimizde. Ve biz devam ettik. Bu sefer neyi farklı yaptık? Önce ilişkiler kurmaya başladık. Silicon Valley'deki tüm network toplantılarına gittik. Founder Institute diye bir incubator vardı işte. Atom gibi düşünebiliriz. Atom 15 gibi. Oraya katıldık. Onun dışında da bu network yapmak için ne gerekiyorsa yaptık. Ne yaptığımızı da detaylarını da birazdan bahsedeceğim. İşte bu ya farklı ve aynı zamanda siteyi yayına soktuk. Gerçek kullanıcılar almaya başladık. Gerçek işte rakamlar göstermeye başladık. Bu bizim şeyin döndüğü an oldu. Ve şu anda ne durumdayız? İşte oldukça yatırımcılar alınca bir anda basının herkesin ilgisi üzerimize çekildi. Ondan sonra işte son kaç aydır, yaklaşık 6-7 aydır full time üzerinde çalışabiliyoruz. Ve bir an, ama şu anda durum bayağı iyi. Özellikle Silikon Vadisi'nin yani trafiğimizin neredeyse tamamı Silikon Vadisi'nden geliyor. Çünkü Udemy şu anlık teknoloji ve girişim konusundaki eğitimlere odaklandı.